Grip mevsimi geldi çattı. Havaların hızla soğuduğu şu günlerde yaşanan sıcaklık değişimleri gribe davetiye çıkarıyor. Grip aşısını bu aylarda yapmak lazım. Eylül-Ekim aylarında. Çünkü grip sezonuna giriyoruz. Grip aşısını yaptırmakta fayda var. Tabii önlemlerimizi almamız gerekiyor. Hani ne kadar önlem alırsak hani bir nebze olsun belki biraz daha iyi atlatabiliriz. Maşallah hasta da olmuyorum zaten. Gerek duymuyorum öyle şeye. Dikkat ediyorum kendime o kadar. Her yıl olduğu gibi milyonlarca kişi gripten etkileniyor. Ya şu an ben hastayım diyen insanlar da hasta olmaması için mutlaka grip aşısını yaptırsınlar yani. Ben yaptırmadım, hastayım şu anda. Altta yatan bir kronik hastalığı olanlar, mesela astım olanlar, KOAH olanlar grip aşısını daha hassasiyetle yaptırmaları gerekmekte. Grip sezonuna girdiğimiz şu günlerde korunmak için bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Tabii doğal çözümler de vardır. Mesela çay latte, zencefil, karanfil, bal karışımı çok güzel. Tavsiye ediyorum bunu da. Grip aşısı genelde 65 yaş üstü, işte kronik hastalığı olanlar, şeker, diyabet, kalp hastalıkları ve özellikle yani kışın gribi çok ağır geçiren kişilerde hani grip aşısının vurulmasını öneriyoruz. Birçok hasta tarafından grip aşısının gribe yol açtığı sanılsa da bilimsel araştırmalar grip aşısının %89 etkili olduğunu gösteriyor. Grip virüsü enjekte edildiği için zaten vurduktan sonra bir ay sonra korumaya başlar. 6 aylık bir süresi vardır. Yani toplam 7 ayda zaten bir tane yetiyor. Erken dönemde yaptırıldığı takdirde grip aşısı bağışıklık sistemini daha da güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Yani grip olmadan önce vurulması lazım. Grip olduğu zaman grip hastalığının mutlaka geçmesi lazım. Çünkü grip anında vurulduğu zaman ilacın bir etkisi olmuyor. Grip geçtikten sonra bir kür şeklinde uygulanıyor zaten. O bir kişiye yetiyor bir kış boyunca.